Canlarım günaydın, hayırlı sabahlar, selamlar olsun hepinize. Her nereden izliyorsanız Esra'nın hayatına hoş geldiniz hepiniz. Bugün kahvaltıyla gene başlayacağız. Ben bugün değişiklik yapacağım, şey yapacağım. Ben şeyim yok zannediyordum. Bu konserve, geçen seneden konserve yapmıştım. Bunları yok zannediyordum. Oysa kız, benim kızım. O cam büfenin şeyine koymuş. Gelin gidelim onu beraber alalım. Gelin gidelim beraber alalım. Şuraya koymuş. Ha şurada. Konservelerim şurada. Ama çok yapmıştım da biberlisinden alayım şimdi. Başka biber. Hani Charleston biber aşkı kullanmayayım. Onu çok yapmıştım da onları da dağıttım ben. Ben bayağı kırkı geçik yapmıştım. Onları da dağıttım. Kendim de yapıyorum. Şimdi ben sizlere selamı verdim. Evet, anam canlarım bu akşam sabaha kadar bu dişim bir ağrıdı, bir ağrıdı, bir ağrıdı. Anam Allah diş ağrısı vermesin sana. O kaplama yerim bir ağrıdı, çok ağrıdı. Sabaha doğru uyudum, uyku uyumadım. Neyse biraz kahvaltıyı da geciktirdim tabii ki bu arada. Çünkü sabah uyudum. Yani çok ağrıdı. Hadi görüşürüz. Ben şimdi yaptığım şeye çevireyim. Bir de bugün şey yapacağız. Yarın Batuhan'ın yani bugün pazar. Yarın pazartesi. Pazartesi günü Batuhan'ın şeyi geliyor. Odası geliyor. Telefon açtılar. O odayı temizlememiz gerekiyor Batuhan'la. Yani daha çok ben temizlemem gerekiyor. Batuhan çuval açacak. Kullanmadıklarımı çuvala koyup Batuhan'ın tarafına, balkon tarafına koyacağım. Kullanmadıklarımı. Kullandıklarımı zaten hala yıkıyorum. Sürekli yıkıyorum. Yıkamadan hiç içeri bir şey almadım. Almıyorum. Yani evin içine oradaki şey kokulu, hani rütubet kokulu şeyi hiç buraya getirmek istemiyorum. Ondan sonra pazartesi o gelecek, orada temizlenecek. Balkon hani su aktı ya, çok su geldi ya balkona. Şimdi yatak matak da orada şey olmuş, alttan ıslanmış. Oraya yatak koymuştuk ya, onu kaldırırım yukarıya. O biraz kurusun. Oraları da silerim. Çünkü yatak var, yıkayamam. Silerim, zaten temizdi. Sadece yağmur suyu. Orayı da silerim. Kahvaltıdan sonra böyle devam edeceğiz. Günümüz böyle devam edecek. Allah izin verirse. Allah can sağlığı versin. Öpüyorum hepinizi. Şimdi yaparken melemeni yapalım birlikte. Kahvaltımızı biz yeriz. Artık işimize bakarız. Görüşürüz. Bir baş iri bir baş soğan doğradım. Azıcık bakın şey yağ var. Terem yağı. Azıcık sıvı yağ koydum. Charleston biber, kapya biber ve bir diş kalın sarımsak koydum. Ve canlarım benim geçen seneki kanalımda da var yaptığım şey. Tam net niye göstermiyor? Yaptığım konserve bu. 2-3 tane kalmış. Bayağı bir yedik, bayağı bir harcandı bu. Canlarım damak zevkinize göre baharatlandırabilirsiniz. Ben biraz bolca bunu biberli seviyorum ben. Bolca şimdi karabiber bu. Bu karabiber ekleyeyim. Az önceki de pul biberiydi. Biraz biberli olacak bu. Çünkü ben biraz öyle seviyorum. Batuhan'a da öyle yapıyor. Biraz da suyundan koyalım. Canlarım bu konserve kendi yaptığım için, ben bildiğim için iyice pişirmiştim. Şimdi soğanlarını o altına harcını yaptığım harcı da iyice pişirdim. Çok azıcık böyle 3 dakika ya da 5 dakika bu şekilde altı kısık pişireceğim. Ondan sonra yumurtasını koyacağım. Bir tane takipçim tabii şey olarak söylememiş de güya uyarı vermiş. Şimdi demiş ki o saçlarını gösteriyorsun.
yılanlar asılacak. Ay nereye mi gösteriyorum? Allah aşkına o kadarcık şeydi yani. Sonra neyse şöyle demiş. Sen evini göster, gösteriş yap. Daha başına neler gelecek demiş. Tövbe estağfurullah. İnsan böyle mi der? İnsan olan insan böyle mi söyler? Bu ev hem benim eski bütün eşyalarım. Yani evin içinde gösteriş yapılacak bir şey yok ki. Hepsi eski evimden gelme eşyalarım. Eski ev de zaten elin yani benim değil. Kira veriyorum. Ha böyle bir kelime olur mu? Ne kadar yanlış kelime kullanmış. Ha, onun gürültüsü de çok geldi size. Ne kadar altına da zaten bir tane canım takipçimin bir tanesi yazmış. İnsan bir maşallah der öyle bir şey olur mu diye. Böyle bir şey denir mi diye. Yani sen bu kelime çok yanlış. Maşallah de. Ama benim gösteriş yapacak bir şeyim yok. Ben o, sizler sıkılmayın. Ben YouTube'da çalıştığım için, burada çalıştığım için sizler sıkılmayın diye evin manzarasını ya da evin içini ne oluyorsa hayatımı gösteriyorum. Ha böyle kelime bana gerçekten çok acayip geldi. Yani o kişinin de zaten o kelimeyi söylemesinden bıraktım yorumu. Şey yapmadım da o kelimeyi söylemesinden belli zaten. Bu şeydeki bakarsanız bu hani eve su bastı yani yazmıştım ya o şekilde hani o başlıklı bir videom vardı ya ona demiş. Daha neler gelecek demiş. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Yani başıma daha neler gelecek. Başıma çok şey gelirse siz de sevinirsiniz. Tövbe estağfurullah. Ya ben burada gösteriş ne yapıyorum ya? Ben eskilerimi yeni yapmaya çalıştım. Ve ben burada bir şey sunuyorum. Burası benim her zaman dediğim gibi hem iş alanım hem yaşam alanım oldu. Sizlere güzel görüntüler vermem lazım. Sürekli sıkıcı şeyler olmaması gerek. Neyse öpüyorum canlarım. Ben bunu yaptım tamam kahvaltıyı da şey yapayım şu şekilde. Elimiz oldu. Canlarım bugün bir değişiklik yapıyoruz. Bugün bir değişiklik yapıyoruz. Böyle yerde piknik gibi yer masası, yer sofrası kuruyoruz. Yani yerde piknik. Böyle piknik. İşte melemenimiz. Dünkü yaptığım zeytinyağlı. Ha bu. Evet. Hazır bir şey yok yani. Artık hazır gıda yapmıyorum. Haftada bir yapacağım. Canlarım öyle söyledi. Kurban olayım size. Bizi düşünüyorsunuz tabii. Kurban olayım size. Evet. Şöyle bir de şöyle bir şey alalım. Bir nefes alalım. Bir nefes verelim. Bir nefes alalım canlarım. Kurban olduklarım. Olur mu? Yani ben her zaman söylüyorum ki sizlere daha güzel şeyler sunmak için. Yurt içinde, yurt dışında Giresun'u tanıtmak ve Türkiye'mizi tanıtmak. Sadece Giresun değil. Yani Türkiye'mizin her yeri böyle güzel. Her yeri güzel. Güzellikleri görmek. Mesela biz başkalarını da izliyoruz. Seviyoruz, severek izliyoruz. Güzel bahçelerde. Kendim gidemesem de bahçeli olan bir yer seçtik. Yani daha çok Batuhan'ın isteğiyleydi ama tabii ki ben kabul etmesem bir Batuhan'ın isteğiyle olmazdı. Ben de düşündüm ki tabii ki çekim alanım orada olur, yaşam alanım orada olur. Şehirden dışındayız ama olsun. Yani bu şekil devam etmek istedik ve bu bir şey değildir, sizlere hizmettir canlarım. Hani benim canlarıma hizmet vermek istiyorum. Gözü gönlü açılsın, evde canı sıkılıyor. Bu virüslü zamanlarda zaten insan canı sıkılıyor, bir şeyler seyretmek ister. Manzara gösteriyoruz. Deniz manzarası. Bak şurada kayık var. Bu şey kayığı herhalde. Balık kayığı. Bak kalesini gösteriyoruz. Bak şurada kale. Bunu her zaman gösteriyorum gerçi ama insanın içi ferahlıyor ama en azından yeni çekiyorum. Her gün bir daha çekiyorum. Önemli olan bunun arkasındaki insan. Çekimin arkasındaki insan. Ben hayatta hiçbir şeyi gösteriş olarak yapmadım. Yapmış olsam
Mobilyayla doldururdum buraları. Neyle dolduracağım ya? Neyle gösteriş yapacağım? 1400 liraya uygun bir fiyat buldum. Hem iş ofisim gibi kullanıyorum. Hem iş alanım, hem yatak alanım olarak kullanıyorum. Canlarım, öpüyorum sizleri. Evet. Şunu şey yapayım, geri çekeyim. Bize afiyet olsun. Bardaklara da şimdi çaylarımızı da koyarız. Hadi görüşürüz canlarım. Artık bugün yukarılarda işlerimiz var. Evin üst tarafında, çatı tarafta işlerimiz var. Görüşürüz canlarım. Canlarım sıra geldi buraya. Şimdi onun altına bu battaniyeleri sermiştim. Yanlarına su gitmemiş. Bu battaniyeler zaten yıkanacaktı. Bunları yıkamaya götüreyim. Yıkama, yani makinenin önüne götüreyim bunları. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Bunu orada yıkayacağım. Bunu orada yıkayacağım. Şunları. Bunlarda toz yok gerçi. Yani gördüğünüz gibi toz yok bunlarda. Çünkü günlük hep süpürdüğüm, hep silkelediğim için. Canlarım, Batu. Kameramanım Batu da, Batu aman düşersin. Gördüğünüz gibi ıslaklığı da gitmiş. Çünkü ıslaklığı gitsin diye sermiştim. Şunu da sereceğim buraya. Bunda da toz yok. Bunu da yeni getirmiştim. Bu ıslanmış. Şu anda yavaş yavaş gene yağıyor dışarı. Yavaş yavaş yağıyor. Az az yağıyor yani. Ha, bakalım az bitkileri de. Canlarım dediniz ki biberle domates bir arada olmasın dediniz. Tutmuşlar bunlar. Ama şimdi ya ben bunu başka neye dikeceğim? Çünkü şunlara maydanoz diktim. Bilmiyorum vallahi. Bakacağım bir şeyler gene. İşte şey tel felaketi şu bu oldu ya işte Giresun'da. Allah afetlerden korusun. Eve de böyle bir şey oldu. Yarın işte Batuhan'ın şeyi gelecek, mobilyası. Onun odasını temizleyeceğiz. Bir de burayı temizleyeceğiz. Bugün işimiz bu. Yemeği belki yetiştiremeyebilirim, bilmiyorum. Ama ha, mangal yapacağız. Ha, mangalı yetiştiririz. Sen haber de çay yapacağız, mangal yapacağız. Ben şunu yine şuraya koyayım. Yerde toz yok. Çünkü sürekli sildiğim için yerde toz yok. Ben şimdi şunu dökeyim, geleyim. Şunun yenisini... Bunu nasıl çıkartacaktık? Burada dursun. Şunun yenisini takacağım. Aslında... Bu ne lan? He. Bunun yenisini takacağım. Şunu oğlum şimdi bir kapat da ben abine dökeyim geleyim. Ve elle de silmeye ben alışmışım. Aziz Allah çalışan, Aziz Allah çalışan, Aziz Allah çalışan. Allah'ım Muhammed Resul. Neyse canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak görüyorsunuz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ben şöyle... Ne haber oğlum? Düşmesem iyi, ayağım da iyi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Canlarım bu arada ikindi ezanı okunuyor. Çünkü aşağıda çok zaman kaybettim. Halı sildim, yerleri sildim. Aşağıdaki bütün odaları her tarafı sildim, yıkadım.
Bu sefer tabii ki yukarı çıkana kadar ikindi ezan oldu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Beni izleyen yurt içi yurt dışı tüm canlarıma selamlar olsun. Tüm canlarıma Allah'ım tuttuğunuzu altın etsin ya Rabbim. Ne muradınız varsa versin. Gurbetçi canlarıma da gelsin bu ezan. Hepinize selamlar olsun. Candan selamlar. Demişsiniz ezan arasına reklam koymayın. Vallahi ben ayarlayamıyorum onu. Onu YouTube ayarlıyor ama bakacağım ben. O ayara da bakacağım. Doğru söylüyorsunuz. Ezan arasında reklam olur mu? Aziz Allah Celle Şanı, Aziz Allah Celle Şanı, Celle Celal. Evet canlarım, temizledim. Şu dedim ya, en altta bir küçük bile halı var da, bundan halı var da. Bir de bu var. Çocuklar kaynar yerini ayarlamış makinanın da, ben de görmemişim. Kaynarlamış ya, bu şekil duruyor bu. Aynen battaniye gibi duruyor. Altı şöyle ama battaniye gibi duruyor. Çünkü şey olmuş. Hani çekmiş, ben de buraya koydum. Bu şekilde yaptım. Hemen temizliğini yaptım. Elimle de temizledim. Her tarafını. Buradaki zaten kullanılacak şeyler. Bütün her tarafı, kenarlarını da sildim. Akşama mangal yapacağız. Şu Batuhan'ın odasını da bir kere temizleyelim de. Hani orayı da hazır hale getirelim. Mobilya gelmesine yarın. Yarın mobilya gelecek ya. Bu akşamdan hazır hale getirelim. Bu şekilde balkonumuzu bu şekilde yaptık. Yaptım yani. Batu çekti, ben yaptım. Şimdi burada zaten spor aletleri, onu biliyorsunuz. Buralar hep temizlendi. Toprağı morprağı kalmadı artık. Buraya istediğim gibi bu sera bölgeme istediğim gibi girip çıkıyorum artık. Çünkü yerde toz pis kalmadı. Yalnız dediğim gibi işte şunları ayrı yap diyorsunuz, buradan ayır diyorsunuz ama geniş bu tepsi. Bu şey tepsi geniş de ne yapacağım bilmiyorum. Olmazsa diyorum size soruyorum. Birer tane ha bu maydanozun olduğu yerlere dikeyim mi? Hani dibinden de ama maydanoz çıkar mutlaka. Dikeyim mi? Yani ne diyorsunuz bilmiyorum.
Bunu 3 yapmıştım, bunu da 3 yapmıştım. Uzunlamasına bu. Bayağı bir uzunlamasına. Bu da bayağı bir genişlemesine. Yani şöyle bayağı bir geniş. Şunlar bayağı bir uzun. Şunlar da küçük küçük işte, şunlara mı koysam diyorum. Onlara maydanoz ekmiştim ya. Neyse canlarım. İşte toparladım, temizledim. Temizlik imanın yarısı. Temizlik imandan gelir. Ben öbür tarafta diyeyim ya işte öbür evde. Aa, temizledim, temizledim. Şimdi zevkle temizleyeyim. Vallahi yoruldum. Hiç yorulduğumu hissetmiyorum. Yoruluyum. Yoruluyum, erken yatayım o yüzden. Ama hiç böyle sonra tatlı bir yorgunluk olduğunu görüyorum onu. Şimdi şu çamaşırları artık dışarı çıkaracağım. Havlular, hani merdivenleri silmiştim ya. O havlular yıkandı şimdi. Onu çıkaracağım. O havluları sereceğim şimdi şeye. O askılığa, askılıktakileri şimdi alacağım. İçeride kuruduğu kadar kurudu. Evet. Hadi görüşürüz canlarım. Akşama inşallah Allah izin verirse mangal yapmayı düşünüyoruz. Azbatuan'ın dediğim gibi odasını temizleyelim de. Öptüm sizi, görüşürüz. Allah'a emanet olun canlarım şimdilik. Şeyi aldım. Askılıktan bunları aldım. Bunları katlayarak koyacağım yerine. Burayı da kaldırdım. Şimdi yerlerini sileceğim. Onları çarptım. Orada duruyor. Askılığım orada. Şimdi ona şey gene asacağım. Havlular asacağım ona. Şimdi silmeye başlayayım buraları da. Buraları da güzelce sileyim. Koridordan, ha buranın koridorundan çıkayım. Ondan sonra Batu'nun odasına. Canlarım biz çok acıktık artık. Ben çok her tarafta temizlik yaptığım için artık Batuhan'ın odasına gece geçeceğiz. Akşam olunca geçeceğiz. Şimdi bir ızgara yapalım. Bir de çay içelim. Ben bayağı bir şey oldum. Yoruldum. Şimdi bunu bu şey tuttu. Bunu açacağım biraz. Biraz şey yapacağım bunu. Hani soslayacağım. Bıçak işte demişsiniz siz de. Bir şey söylemişsiniz. Oradan bıçak alacağım ben de. Demişsiniz. Evet, bunları bu şekilde buna yaptım. Şimdi bunları da kalanları gene yemek yaparım. Bunları o fazla gelir bize artık. Bunlar burada dursun. Canlarım ben şimdi bunları buzluğa koyayım. Buzlukta da böyle hep bezelyelerim falan var. Şöyle buzluğa koydum. Şimdi bir tane sarımsak da koyacağım, ezeceğim. Şu şekil eziyorum ben. Azıcık sarımsak koksun istiyorum. Biraz şuna, şimdi sos yapacağım ya, biraz yağ, sarımsak, şuradan kaşık alayım bakayım, karanlık çekme, şu taraftan mı çekeceğim? Şu yağı şuraya götürelim. Şimdi biraz pul biberi, biraz kimyon, biraz karabiber, ağız tadına göre canlarım,
Yalnız benim herhalde kekiğim azalmış. Yeterli onu. Bu arada bugün çok yoruldum ya. Beni de çekeyim değil mi oğlum? Biraz da çok fazla şey olsun istemiyorum böyle yanar. Çünkü yanmasın. Birazcık elimi sürmeseydim keşke. Tuz aldım. Yağ biraz daha fazla koyalım. Birazcık yağ koyalım. Kendi yağı da olacak mı? Evet, bunu güzelce ezdim. Şimdi bunları yaptıklarımı bu soslamayı canlarım isterseniz mesela akşamdan da bırakabilirsiniz dolapta ağzını streç filmle kapatıp ya da anında yapın. Biz anında yapacağız ya da zaten ızgarayı yapana kadar bu olacaktır mutlaka çünkü açık olduğu için. Mutlaka olacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki Batuhan'la size bu çok değil mi? Canlarım birazını böyle ızgarada yapıp kenara bırakacağız yemediğimizi. Birazını tavada buğulatıp yeriz. Acıktıkça hani tavada ısıtıp yeriz. Ama en azından ateş koksun içinde. Hani ızgara ateşi. İşte canlarım sosladık. Tamamdır. Biz gidelim ızgarayı yakalım çünkü çok acıktık. Yanına da biber kızartacağım. Azıcık da sucuk kızartacağım. Evet canlarım şöyle de sucukları da yapacağım. Şu şekilde sucukları da yapacağım. Kapatabilirsin oğlum bu sucuk yeter bize. Evet bunları böyle alalım. Gidelim şimdi çatıya. Bunu da böyle yaptım. Çeri domateslerini bunları öğle yanında yiyeceğim. Isıra ısıra. Hadi gidelim. Evet şimdi kömürü yaydım ama rüzgar var bak gene. Oo. Yaydım. Ortasına da alyakı koydum. Şimdi onu tutuşturacağım. Rüzgar var. Şöyle yandıkça onun üstünü alacağım. Yansın yandıkça üstüne alacağım. Semaveri de yakalım canlarım. Batu ile bir güzel. Çünkü çok yorulduk. Böyle siz demiştiniz canlarım. Böyle tepsi koy diye de. Daha yoruldum altını alamadım. Altından buraya döküldü. Etrafa sıçrarsa hemen sileceğim zaten. Sonra bu bitsin. Altını da ona boşaltıp dökeceğim. Evet mangalımız yanıyor. Mangalımız yansın.
Şu küreği buldum abi, kürekle. Şöyle yapıyorum ama biraz yansın. Yoksa sönüyor. Yansın, sönüyor. O da en son naylonlu şeyini koydum buraya da. O yansın. Ağzı açık, bir şey olmaz. Patladı çoktan çünkü. İçindeki jeliyle alıştığı zaman, tutuştuğu zaman naylon top oluyor ya, onu oradan alacağım. Zaten o şekilde yapmam yani ızgarayı. Canlarım, siz söylemiştiniz ya, tepsinin altına su koyun, hani kül döküldüğünde dışarılara saçmasın diye. Ben de su koydum. Siz ne diyorsanız yapıyorum canlarım. Allah razı olsun. Fikir fikirdir. Veriyorsunuz. Fikir veriyorsunuz. Sağ olun. Canlarım, bu tam köz oldu. Tam köz oldu. Koyuyor. Oğlum. Oğlum az dur. Kalka çok şey olmasın. Bunu daha harlandırmayacağım. Hani öyle yavaş yavaş olsun bu. Oğlum kapatabilirsin yavrum. Ele. Canlarım, bir kat çevirdim. Alt tarafı biraz daha pişsin. Tekrar pişmesi için içinin de tekrar çevireceğim. Biraz şöyle toparladım. Şimdi tepsiye alacağım bunları. Şimdi şöyle yapa yapa ben şey yapıyorum. Pişiriyorum. Biraz bıçakla deldim canlarım ben bunu.
Evet, bu oldu. Bunu böyle koyalım. Evet, bunlar da pişti canlarım. Bayağı bir lokum gibi oldu. Döndüre döndüre pişirdim. Yanmasın diye. Başında durdum. Şöyle yapalım. Şöyle. Aa, burası azıcık şey mi? Olsun, kabuk tarafı olur. Şimdi şunu koyalım gene. Bir de sucuğu koyacağım. Şimdi bunu da sıcakla, sıcakla şey yapayım ben. Biraz şey olsun, hani içine girsin. Sıcakla yaptım. Evet, sucuklarımızı da şu şekil koyalım. Bunu da böyle şu şekil yiyeceğiz. Evet canlarım, bizlere afiyet olsun. Bunu bir gene ben döndüre döndüre. Çocuklar da bu tarafta. Çünkü bunu bu şekil seviyorum canlarım ben. Evet, çayımızı da koyalım. Oğlum kapatabilirsin çayı da. Evet canlarım, son şey de bitti. Canlarım biz çok zaman aldı herhalde ama ben yüzümden gözümden de hiç haberim de yok. Çünkü uğraşıyorum. Ben şimdi biz yemeğe başlıyoruz. Oğlum yüzümde gözümde bir şey var mı baksana. Evet, ben zaten birazını yedim. O pişene kadar. Tekrar eline verdim kamerayı çocuğum. Canlarım. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'ım sofranızdan bereketi eksik etmesin. Yaradanım Allah'ım eksik etmesin. Hepinizi Allah korusun. Çocuklarınıza Allah zihin açıklığı versin. Şeye giden, okuyan çocuklarınıza, sınava giren çocuklarınıza, yavrularınıza. Bizim şeyimiz buydu. Biz bu akşam bu şekilde devam ediyoruz. Ve çayımızı da içeriz. Biraz dinleniriz. Çünkü ben çok yoruldum. Bütün evi elden geçirdim. Aşağı katı, bu katı, buraları, her yeri elden geçirdim. Bunu yedikten sonra da Batuhan'ın odasını toparlayacağım. Ancak yarın mobilya gelecek, yarın gösteririm size. Onu gösteremem, şimdi vedalaşayım. Her şey gönlünüzde olsun. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Zili de açın, paylaşımlarımdan haberdar olun. İyi seyirler diliyorum. Bizlere afiyet olsun.